Fevvizu emri ilallah, innallah basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabil mukaddimîn alel hayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال القضاة ثلاثه اثنان في النار وواحد في الجنه الى اخر الحديث Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin cümle peygamberan izam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etvalar rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtal darbaka edenler rahmetullah aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız müşavenlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin geçmişlerinin bu cami-i şerif yaptıranların, bu cami-i şeriften güzel anıden eyyime, hutaba, müezzin, kayyumin, cemaat-i müsliminin, bu cami-i şerifin bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu civarlarda metfun bulunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, mümin, münat, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştefa buyuruyor. El-Kudatu, hakimler, kadılar, selasetün üç sınıftır. İsnâni finnâr. Bu üç sınıftan ikisi cehennemdedir. Çünkü hükümlerinde doğru karar vermemişlerdir, zulmetmişlerdir. Ve vâhidun fil cennâ. Bir kısmı, bir sınıfı hakimlerin cennettedir. Basiretli karar vermişler ve doğruyu eğriden ayırmışlar, hak üzere karar vermişler. Bundan dolayı da ehl-i saadetten olmuşlardır. İşte bunlardan racülün alimel hakka fekadâ bih ve huve fil cennet. Hakkı bildi, öğrendi, biliyor ve onunla hükmetti, işte bu cennettedir. Hükmü ilmine uygun, kesin ilmine, delile, bürhana uygun olduğu için bu cennettedir. Ve racülün gadalin nâsi alâ cehlin fehüve finnâr. Bir diğer hakim insanlar için hükmeder, gerçeği bilmeden, hakikati bulmadan insanların lehine karar verir. Bu da cehennemdedir. Hükmü delilsizdir, sapıktır. Her sapıklıkla dalalet de cehennemdedir. Ve racülün arafel hakka fecara fil hükmü. Bir diğeri de hakkı bildi ama hükmünde yan çizdi, zulmetti. Fehüve finnâr. O da cehennemdedir. Evet, hakimlerin dinimizde çok önemli mertebeleri vardır, muazzam mertebeleri vardır. Tabii hakka tabi olanlar, kesin bilgi, hak üzere hükmedenler, bunların büyük şerefleri vardır. Ama diyor ki, ve kalilun mahum, bunlar azdır. Hazreti Ömer'e iki kişi geldi, bunlar duruşlarında bile birbirleriyle itiştiler, kakıştılar. Bunun üzerine Peygamberimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz aralarını ayırdı. Sen şuraya, sen şuraya dur dedi. Evet. Herkes bugünü değil yarını düşünsün. Bugünün bir de yarını var. Yalan söylemeyin, gerçeği söyleyin diye tembihte bulundu ve onları uyardı. Evet.
Sonra da tabii hak üzere karar verdi. Hazreti Ömer'in adaleti bütün dünyaca müsellemdir. Biz Müslüman olmayan ilim adamlarından şunu duyduk. Yeryüzünde ilahi adaleti uygulayan adamdır. Hazreti Ömer için bunu söylediler. Yeryüzünde ilahi adaleti uygulayan adamdır diye. Allah ondan razı olsun. Şefaatini bizi nail eylesin. Hazreti Ömer mahkeme adalet teşkilatını kurmuştur. Askerlik teşkilatını işte bölük, tabur, alay, tugay, tümen, ordu bu gibi askerlik teşkilatını sınıflandırmış, kurmuştur. Adalet teşkilatını kurmuştur. Belediye teşkilatını kurmuştur. Devleti teşkilatlandırmıştır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz zamanında yalancı peygamberler türemiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının vallahi ya Resulallah şu denize at desen kendini, sen böyle emir versen gözümüzü kırpmadan denize atarız diyecek kadar Efendimiz'i sahabiler seviyordu. Bunu gören dünyada makam düşkünü kimseler peygamberim deyince böyle olacak zannıyla Efendimiz'in irtihalinden sonra zeki, kafası çalışan, zengin, etrafı çevresi olanlar ben peygamberim diye oradan buradan 6-7 tane yalancı peygamber zuhur etti. Hazreti Ebubekir bunlarla uğraştı. Bunları tepeledi, bunları yok etti. Hazreti Ömer ondan sonra işte gelince böyle sakin bir ortamda devleti teşkilatlandırdı. Ve parlamenterizmi, meclis, işte hükümet, meclis, karar, kanun yapan bir meclis var. O kanunları uygulan bir hükümet var. Bu kanunların yerine getirip getirilmediğini bir yargı teşkilatı var. Bu dünyada bu şekilde buna diyorlar kuvvetleri ayırma prensibi diye. Bunu ilk defa uygulayan yeryüzünde Hazreti Ömer'dir. Halife seçildikten sonra İranlılara sefere çıkmak istemiş. Çünkü İranlılar ateşi tapan bir milletti. Oradan böyle İslam'a uymayan adetleri, şeyleri var, davranışları. Önce onları düzelteyim, oradan İslam'a büyük zarar geliyor diye Mescid-i Nebevi'de halife seçildikten sonra ilk işim İran'a ordunun başında gidip onları hizaya getirmek deyince Mescid-i Nebevi'de bulunan sahabiler hayır dediler, gidemezsin. Ömer'e böyle hayır demek çok zor bir iş. Sahabiler de doğru olanı yapma konusunda hiçbir şeyden sakınmıyorlar. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'den Allah'tan korktuğu için çok heybetli, çok celalli bir insan. Yanına bile varamıyorlarmış kimse. Çünkü Allah'tan korkana Allah'ın celal sıfatı verilir. Herkes ondan korkar. Evet, öyle bir adam şeytan bile yolun sokağın başında Ömer gördü mü o sokaktan kaçarmış. Ömer'in celalinden korkarmış. Böyle bir Ömer'e dediler ki hayır sen İran'a ordunun başında gidemezsin. Şimdi sen oraya gidersen bir başkası ben de halifeyim diye ortaya çıkar. Müslümanların kellesi uçar, harap olur, ölüler, öldürmeler olur. Nizam kalmaz, fitne olur. Onun için sen dediler gidemezsin. Bunun üzerine Hazreti Ömer buna uydu. Evet buna uydu. Biliyorsunuz Kur'an'da da böyledir. Ve emruhum şura beynehum. Müslümanlar önemli işlerinde istişare ederler. İşte oradaki meclise uydu, istişare etti, sordu, gideceğim dedi. Hayır dediler. Bu istişarenin sonucunu uydu. Ve gitmedi. Yerine Sa'd bin Ebi Vakkas'ı gönderdi. Hazreti Ömer böyle bir insan. Allah ondan razı olsun. Bu hadisin şeysine o sebep olmuş. Evet. Evet. Kadılar böyledir.
çok hassas bir konudur, çok şereflidir. Eğer bu makamın hakkını verir de adaletle hükmederse cennettedir. Aksi halde cehennemdedir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Hadis-i şerifi Ebu Davud, Tirmizi, Nesai nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. El-kulubu, kalpler, evet. Erbaatun, evet. Bu kalp çam kozalağı gibi bir organımız bizim. Sol mememizin altında hayat ve iman menbaıdır. Allah-u Zülcel Hazretleri ruhu evvela ruhu yarattı, sonra cesedi yarattı. Evet, ruh müzekker, ceset müennes idi. Sonra ruhla cesetle evlenmesini emretti. Ondan işte iki çocuk oldu. Birisi zekâr erkek ki o kalptir. O iman yeridir. Ruhun tabi olduğu, ruha tabidir. Ünsa olan, dişi olan nefistir. O da fesat yeridir. O da şeytana tabidir. Evet. Erbaatun, kalpler dörttür. Fekalbun ecrat, açık kalp. Efendimiz öyle söylüyor. Kalpler dört sınıftır. Kalbun ecrat, açık kalp. Fihi mislur siraj. Evet, yezheru. O parlar, ziyada, kandil gibidir. Yezheru, aydınlatır. Öyle nur saçar. Birinci kalp bu, açık kalp. Ve kalbin aglaf, örtülü, kılıflı kalp. Evet. Merbutun ala gılafi, bu örtüsüne bağlıdır bu kalp. Üstü mühürlüdür. Evet. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de bel taba'allahu ala kulubihim fehum la ya'lemun. Allah onların kalplerini mühürlemiştir, şey etmiştir, bağlamıştır, kapatmıştır. Bunlar bir şey bilmezler. Evet. Ve kalbün menkûs. Bir kalp de ters kalptir. Bir kalp de ters kalptir. Evet. Tepesi aşağıda, aşağısı yukarıda. Ters kalp. Evet. Ve kalbün musfah. Bir kalpte yamuk kalptir. Kalpler dörttür dedi. Bunlar böyledir. Evet. Bu mushaf, musfah kalp meyilli. Evet. Meyillidir. Denir ki müminin kalbi hakka meyillidir. Femmel kalbul ecrat. Efendimiz buyuruyor. Açık kalp. Açık kalp küfürden arınmış, münafıklıktan arınmış, nifaktan arınmış kalptir. Evet. Fakalbül mümin siracuhu fihi nur. İşte müminin kalbi ki onun kandili, içindeki nuru, beynel hakkı vel batıl, hak ile batılı ayırır. Baktığı zaman kalbindeki nur ile mümin hakkı batıldan ayırır. Ve emmel kalbül aglef fekalbül kafir. Kılıflı kalbe, örtülü kalbe gelince bu kalp kafirin kalbidir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim. Evet, Allah onların kalplerine mühürledi. Kulaklarını, işitmelerini, gözlerini kapattı, mühürledi. Evet. O zaman hocam adalet mi diyeceksin bu? Hayır efendim. Temiz yaratılıştı. Her doğan okuduk burada sizlere. İslam fıtratı üzere gerçeği görecek, hakikati görecek şekilde ona kabiliyetli yaratılır insan. Tertemizdir.
İslam'ın inancı budur. Hristiyanlar biliyorsunuz doğarken kirli doğar. Çocuk diyorlar, suçlu doğar, günahkar doğar. Onun için vaftiz ederler. Masum çocuğun ne günahı var? Evet, bizim inancımız böyle. Tertemiz doğar. Tertemiz doğar. Tertemiz doğduktan sonra, işte dedi ya, bir ruh tarafı var, bir nefis tarafı var. Bir de aklı var adamın. Ondan sonra peygamberler göndermiş, uyarmış. İşte insanoğlu tertemiz kalp doğduktan sonra nefsinin arzularına, ki ona dair şeyler gelecek, hadiste ifadeler gelecek. Nefsinin arzularına uyarsa siyah bir leke kalbe, tertemiz kalbe siyah bir leke, evet, konar. Bu yaptığı kötülükten dolayı insan pişman olur, kendine gelirse bu siyahlık kalkar, kaldırılır. Ama tevbe etmezse, vazgeçmezse, pişmanlık duymazsa kalır. İkinci bir yanlış iş yapar, ikinci bir leke. Böyle yanlışlar yapa 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 tertemiz, pırlantalı, nurlu kalp simsiyaha bürünür. Her taraf siyah kaplanır. İşte hatemallahu ala kulubihim, bu kalpte hakikati görecek nur kalmamıştır. Her taraf simsiyahtır diye tespittir. Yoksa Allah mühürlediği için gerçeği göremiyor değil. Adamın yaptığı hatalardan dolayı, günahlardan dolayı, yanlış işlerden dolayı tertemiz olan kalp siyah lekelerle böyle bir, iki, üç derken her tarafı kaplar, simsiyah olur. Hatamallahu ala kulubihim, bu kalpte gerçeği görecek nur kalmamıştır. Tespittir bu mühürleme. Evet, böyle bir kalp artık gerçeği göremez. Evet, gerçeği göremez. Her taraf karanlıdır. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kalpleri bize böylece tarif ediyor. Ve emmel kalbul menkus, tepesi aşağıda, aşağısı yukarıda, başı yukarı, başı aşağıda, ayağı yukarıda, hani ters. Ters kalp. Ters kalp fe kalbul münafık, münafığın kalbidir. Evet, bu hakkı bilir, tevhidi bilir, Allah'ın tek olduğuna inanır. Bakar ama sümme ankara, sonra inkar eder. Evet, işte bu gibi insanlar bildiği halde tersini yapıyor. Gördüğünün aksini yapıyor. Evet, bu münafığın kalbidir. İçi başka, dişi başka. Evet, işte bu tabii kimsenin de gözü, kulağı, şunu bunu hep işte bu şekilde ikili şekildedir. İçi başka, dişi başkadır. Evet. Ve emmel kalbu, bu gözü, kulağı, azarları işte böyle içine tabi olmazlar. Kalbi böyle bildiği halde bilgisine tabi olmazlar. Ve emmel kalbul musfah, evet, bu yamuk kalp ise fe kalbun fihi, yani meyilli kalp, imanun ve nifak. Bu kalpte de iman da vardır, nifak da vardır. Evet. Salih amelleri de görür ama kötü, sonra da kötü şeyleri de, evet, böyledir insanların kalpleri. Efendimiz buyuruyor ki ve meselul imanu fihi kemeselil bakla, işte bu, yani gerçekte var, iyi kötü de var. Evet, meyilli. İmanın misali neye benzer? Bir taneyi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, toprağa atarsınız. Yemüttühel mâ'u et-tayyib, suyla onu ıslatırsınız. Taneyi koydunuz mu, su da dökerseniz taneyi o bitirir, büyütür. Büyütür. Mesel nifak fihi kemesel kurha. İşte böylelerinin şeyindeki münafıklığın amellerin kötü tarafları da cerahate benzer. Yaraya benzer, cerahate benzer. Orada irin vardır. Yemüttühel kayhu ve dem. Bu kötü yeri de irin ve kan besler. Evet.
iman izhar eder ama küfrü gizler. Böyle ikili oynar. Evet. Cenab-ı Hak bütün bunları ortaya çıkaracak. Böyle feyyül evet. Feyyül müddet metneteyni galebet alel ukra galebet aleyhim. Evet. Feyyül metneteyni galebet alel ukra galebet aleyh. Evet. Şimdi bu bir kötü taraf var kalpte. Bir iyi taraf var ya. Hangisi diğerine galip gelirse adamdan o zuhur eder. Evet. Neden? Amelleri onu tabi olur. Çünkü kalp meliktir, hükümdardır, padişahtır. Sair azaları onun askerleridir. Azalar bu kalbe tabidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. El kalbu melik ve lehu cunud. Kalp meliktir, hakandır, onun askerleri vardır. Fe izâ salahal melikü salahat cunuduhu. Melik kalp güzel oldu mu askerleri de güzel olur. Feyza fesed el melikü ama Hakan idareci hükümdar kötü oldu mu fesedet cunuduhu askerleri de kötü olur. Evet. Yani kalbinin bu bozukluğu insanı kötü eder. İyiliği insanı iyi eder. Evet. Kalp salih olursa her şey güzel olur. Evet. Diğer azalar onun dallarıdır. Kalp avaçtır. Böyle bir şeydir. Evet. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözün, kulağın, dilin, karnın evet güzel olması kalbin salahına bağlıdır. İmar edilmesine güzelliklerle doldurulmasına bağlıdır. Evet. Bunun başka yolu yoktur diyor. Onun için de dahi göre işte ruh tarafını iltizam etmelidir. Bunu iltizam edecek yolları da Allah gösterecek peygamberler göndermiştir. Kitaplar göndermişlerdir. Göndermiştir diyor. Onlara tabi olmak lazım. Bu konuda büyüklerimizin çok büyük şeyleri var. Güzel sözleri var. Evet. Evet. Bazı kimseler diyorlar ki Allah insanı şehir şeklinde suretinde yarattı. O şehirde bir ev yaptı. O ev kalptir. Evet. O şehirde, o evde şehirde ibadet şeyde bir melik, hükümdar oturtturdu. O da imandır. Evet. Eğer o iman her yere güzelse, doluysa azalar onun askerleridir. Hep güzellik olur. Evet. İmam Gazali rahimahullah da diyor ki evet nefis de kalbin askeridir. Kalbin başka askerleri vardır. Muhtelif çeşitli askerleri vardır. Ve mâ ya'lemu cunûde rabbike illâ hu. Allah'ın askerlerini ancak Allah bilir. O kadar çok. Evet. Saltanat yeridir. Kalp cesette hakim yerdir. Kalp bozuksa azalardan kötülük sadır olur. Kalp düzgünse azalardan güzellik sadır olur. Evet. Eğer böyle güzel kalp olursa Allah velayet iman şeysi hilatı giydirir insana ve onu sever. Evet. Diyor Gazali. Evet. Kalbimizin temiz olmasına dikkat edeceğiz. Bunun için Allah'a sığınacağız. Temiz yaratılışımızı bozmayacağız. Haram yemeyeceğiz, haram konuşmayacağız, harama bakmayacağız, harama dokunmayacağız, haram yerlerde bulunmayacağız, güzelliklerden ayrılmayacağız, yaratılışımızın temizliğini koruyacağız. İşte Peygamberimizin bu sözleri onu sağlamak için bizlere söylenmiş. Hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel Ebu Said Hudri'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. El kıntaru isna aşere elf okuyan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şeyler var.
ayet-i celiller var. İnsanoğlu diyor Kur'an-ı Kerim'de زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Evet, şimdi burada insana nefsi, hoşuna giden şeyler, kadın, efendim, evlat ve kantar, sayısız ölçüde mal, mülk, altın, gümüş, böyle atlar, evet, hayvanlar, tarlalar, mülk, evet, dünya metaı insana sevdirilmiştir. İnsanda bu taraf vardır. Evet, evet, ama bunlar dünyada kalır. Vallahu indehu husnul me'ab. Dönüp dolaşıp Allah'a varacağız. Bu imtihan dünyasındayız. Allah bizi imtihan için, böyle tarafımız da var, bir de ruh tarafımız var. Güzel Peygamberimiz işte bunları bizle uyarıyor. Kur'an bize böyle hükümler koyuyor. Ona göre hareket edeceğiz. Evet, dünya hayatı su üzerine yazı yazmak gibi. Yaz bakalım, yazabilir misin? Kalır mı? Hemen arkasından bozulur. Bugünü var, yarını yok. Dikkat diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işte buradaki vel kanatil mukantara nedir diye sormuşlar. O da diyor ki Peygamberimiz, böyle ölçüsüz büyük zenginlikler. Nedir o? İsle aşere elfi okuya, 12.000 okuya, 12.000 okuya, küllü okuyetin hayrun mimme beyni semâ vel arz. Her okuya semaat arasındakilerden daha hayırlı. Evet, bunlar insana sevdirilir, zenginlik, çoluk çocuk, evlat fazlalığı, işte şunlar bunlar vesaire. Ama imtihan sebebidir, dikkat edin diyor. Peygamberin sözlerini dinleyin. Evet, sakın imtihanı kaybetmeyin diyor güzel Peygamberimiz. İbn-i Mace Ebu Hureyre'den. El kıntaru, gene o mahalde miyetu rıtıl, 100 rıtıldır. Ve rıtıllı isna aşere okuya. Hadis-i şerifi atlamıyorum. Hiç olum, duymak bile hadis-i şerifi şereftir, sevaptır. Rıtıl da 12 okuyedir. Evet. Vel okuya sebatu denanir. Okuya 7 dinardır. Ve dinar arbatu aşruna kıratan. Dinar da 24 kırattır diyor Peygamberimiz. Böylece zenginlik kime zengin denir? Bunun ölçüsünü güzel Peygamberimiz bize söylemiş. Kıntar 100 rıtıl, rıtıl 12 ukiye, ukiye 7 dirhem, dinar 24 kırat. Böyle söylemiş. Bunlar zenginlik ölçüleri. Evet, yani zekat verme ölçüsü değil de insanların çok çok tamah ettiği, her şeyi var filan dedikleri zenginlik böyle. Evet, Efendimiz'e bu ayettekileri sormuşlar. Nedir kıntar, kanaatır, ya Resulallah, mukantar ne demektir? O zaman söylemiş Efendimiz Cabir Hazretlerinden. Evet. El kafiru. Evet, kafir. Ne demek kafir? Kafir örten demek. Evet. Örten. Babam hoca, Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize, Ömer Nasuh Hoca ile İstanbul'da 15 sene aynı odada kalmışlar, icazet almış hocam. Babam, ben bilmiyorum, babam çocukken vefat etmiş. Ömrü boyunca hiç maaş almadan molla okutmuş. Çiftçilik yaparak hayatını, geçimini sürdürmüş. Bir başka hoca, kalabalık bir insan grubuyla yoldan geçiyor. Babam da tarlada çift sürüyor. O kalabalık için hoca, "Esselamu aleyküm ya kafir" demiş babama. O da "Ve aleyküm selam ya mümin" demiş. Hemen adamın başına üşüşmüşler. "Hoca kafir dedin sen" diye dövmeye kalkmışlar. "Durun" demiş babam, "durun. Kafir demek örten demektir. Ben de tohum ekmek için çift sürüyoruz ya, toprağı kazıp örtmüyor muyuz? Toprağı örtülmese kuşlar yer taneyi, çıkmaz." "Ben" demiş, "dövmeyin adamı, yalan söylemedi, doğrudur. Kafir örten demektir. Yani ellemen" demiş.
Aslında mümine kafir denmez. Mümine kafir diyen kendi kafir olur. Evet, men ekferu raculu ahaf fakat ba'a biha. Evet, bilhassa bunu belirtmek istiyorum. Bunun şakası da yoktur. Mesela bir yere gideceksiniz, 3-4 arkadaş sözleştiniz, şu saatte şurada buluşalım dediniz. Ondan sonra topluca çıkalım yola dediniz. Birisi geç geldi. Ulan koca gavur, nerede kaldın? Yarım saattir seni bekliyoruz. Diyemezsiniz. Ya bunu biz hocam, onun kafir maksadı söylemedik. Öyle ama şimdi o da gülüyor. İşte kusura bakmayın, hanımdan izin alamadım da falan. Şaka hani. Kesinlikle küfrün şakası yoktur güzel kardeşlerim. Kesinlikle şaka yoluyla olsa bile, kalbinde iman olan adama, günahkar olsa bile inkar etmedikçe kafir olmaz. Allah'a inanan, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen, günahkar da olsana yavur diyemezsiniz, kafir diyemezsiniz. Men ekfere racul fakat ba'a biha, böyle kalbinde iman olan adama kafir derseniz siz kafir olursunuz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte hoca bunu anlattırmak için herhalde kalabalığın içinde, hoca bizim babam da yani vaaz ediyor, herkes hoca biliyor. Selamün aleyküm ya kafir demiş, çocuk kızmış adamı, durdun durun demiş, durun durun. Ben demiş toprağı örtüyorum, görüyorsunuz demiş, taneyi örtmesem çıkmaz. Kafir örten demektir. Şimdi onu işte biz size söylüyoruz. Kafir, aslul küfür setir. Kafirin, küfrün aslı örtmektir. Allah ayan beyan ortada varlığı. Güzel kardeşim, burada kaç kişi var? Hepimizin kalıbı bir. Var mı böyle bir kalıp? Hepsi aynı analardan doğduğu halde gözlerimiz önde, burun ortada, üstünde alın boş, onda saç var, iki yanlarda kulak var. Kim bu kalıbı koydu? Kim? Bir damla sudan bunlar nasıl çıktı? Bir damla sudan işte böyle el ayak göz kulak oluyor, sonra konuşuyor, aklı eriyor falan. Kim koydu bunları? Attığın taneyi yerden fışkırtan o hastaları kim koydu? Kim? Güneş doğuyor, arkasından batıyor, ay geliyor. Bu nizamı kim koydu? Bırakınca düşüyor arkadaşlar. Bu kuralı kim koydu? Yer çekimi bu. Yer çekimini kim koydu? Kendi kendine olur mu lan bu? Eğer bu yer çekimi olmasaydı, biz şöyle azıcık aplasak uçar giderdik. Allah'ın öyle muazzam şeyleri, Allah'ın varlığı kesin. Ortada, ortada böyle bir her şeyi yaradan, planlayan, her şeyi düzenleyen bir Allah var. Buna rağmen adam bunu örtüyor, bu hakikati, gerçeği. Buna, evet, şimdi, evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu. Ümmi, Kur'an'da ümmi. Vettebin nebiyyül ümmi, ümmi peygambere uyun. Çünkü okusaydı o peygamberliği falandan öğrenci diyecek. Allah onun için onu kimseden okutmamış. Hatta diyorlar gene 6 yaşındayken Ebu Talip amcasının yanında yetimdi ya, işte ticaret kervanı götürürken bu, ben de o kiliseye gittim. Hakiki Hristiyan, Allah bir, İsa peygamber diyen bir papaz, rahip, o kilisenin yanından yolculuğa, Şam seferine gidiyorlar. Orada durmuşlar. O gelene geçene iyilik yapıyor. Yemek veriyor. Bir şeyle dinlen gelin diyor. Durmuşlar. O da çağırmış onları. Peygamberimiz 6 yaşında çocuğu olduğu için orada ne yapacak demişler. Burada kalsın. Burada biz gelince kadar beklesin. Gitmişler. Fakat bakmış ki hiç çölde bulut mu olur? O kervanın üstünde bir bulut gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çocukken güneşi yaktırmıyor Allah. Bulut gelmiş. Papazın dikkatini çekmiş bu rahibin. Orada kim var demiş. Çocuk demişler ya, daha ufak. O çocuğu çağırın buraya demiş. Çağırmışlar. İncil'de var peygamberimizin tarifi. Her şeyi var. Evet. Peygamberimizin arkasında mührü var. Bunun babası kim demiş.
Amcası demiş, benim. Hayır demiş. Sen olamazsın papaz, biliyor. Her şeyi biliyor. Bunun babasının ölmesi lazım demiş. Evet demiş, bunun babası doğmadan öldü. Ben de himayemi aldım. Ha, doğru söyle demiş. İşte kim şu filan filan, hepsi doğru. Demiş, şunun sırtını bir açsanıza demiş. Açmışlar, Efendimizin çocukken daha peygamberin mührünü görmüş. Sakın demiş bunu Şam'a götürmeyin. Bu ahir zamanda gelecek peygamber demiş. Orada bunu Yahudiler görür, suikast yaparlar, öldürürler demiş. Dönün buradan demiş. Buradan dönmüşler. Şimdi diyorlar ki, papazın yanına gitmiş işte, biraz konuşmuşlar, yemişler içmişler. Muhammed diyorlar, Kur'an'ı ondan öğrendi, rahipten onu. Ben de diyorum ki, yarım saatte Kur'an'ı öğrenecek kadar zeki olana peygamberlik helal olsun lan diyorum. Şimdi bütün dünya uğraşıyor, Kur'an'ın bir ayetinin benzerini yapamıyor. Çok uğraşıyorlar. Hafız Yahudi profesör gördüm ben. Hafız, son derece zeki, ezberlemiş. İslam'ın bir çürük noktasını bulayım da yıkayım diye. Bizden iyi fıkıh biliyor. Ama inanmıyor. Olur mu hocam işte? Hatamallahu ala kulubihim. Kalbinde nur yok, kalmamış simsiyah. Gerçeği göremez, örter. Gerçeği söylesen, günümüzde de misal vereceğim efendim. Evet, ben İspanya'ya gittim. Biliyorsunuz şey var, meşhur astronomi, günümüzün meşhur astronomisi. O adam denizleri araştırıyor, işte yıldızları araştırıyor filan filan. Akdeniz'de Atlas Okyanusu arasında İspanya, Afrika en dar yerinde biliyorsunuz. Cebel Tarık Boğazı var. Evet. Bir çizginin bu tarafı başka, Akdeniz'in suyu başka. Ortada bir çizgi yok ama bir adam incelerken Kusto, ya Kaptan Kusto bakıyor ki şu tarafın suları başka, bu tarafın suyu başka. Ortada bir set yok, gergi yok. Hayret diyor, olmaz. Kaçıracağım keçileri kaçıracağım ben diyor. Dur diyorlar, dur. Müslümanların kitabında var bu. Meracel bahreyni yeltakiyani beynehuma berzakul la yabgiyan. Biz iki degizi buluştururuz ama birbirine karıştırmayız. Halbuki bir bardak suyun içine iki tane bir şey, başka şey damlatsanız anında her taraf dayılır değil mi? Bu değil mi? Kesin olan şey bu. Fakat Akdeniz'in suyu farklı, orada hiçbir set yokken Atlas'ın suyu başka. Evet, Kusto, çıldıracağım ben diyor. Yok diyorlar, çıldırma. Müslüman kitabı var. Bunu görüyor. Ama adı yine Ahmet değil, Kusto. Gördüğü halde inanmıyor yani. Demek istiyorum ki sen La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyebildiğin için yat kalk şükret. Bu gerçeği gördüğü halde adam adı hala Kusto ya. Ahmet değil, dikkat ediyor musunuz? Ne kadar şanslıyız. Ne kadar şanslıyız. Ebu Cehil'in durumu da böyle. Dahi adam Ebu Cehil, zengin adam. Diyor ki peygamberimiz doğmadan babası ölmüş. Doğduktan sonra anası ölmüş, yetim. Kuruşu yok. Kendisi zengin. 400-500 kişi çalıştırıyormuş. Karnını doyuruyormuş. Herkes ondan fikir sorarmış. O kadar akıllı adam. Fakat peygamberimiz ben peygamberim dedikten sonra İkra'da, Hira Nur Dağı'na inşallah gidersiniz. Çıkın oraya. Şöyle bir kaya kovunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem otururken Cebrail aleyhisselam gelmiş. İkra bismi rabbikel lezî halak. Halakal insan min alak. Bu ayetleri ona okumuş. Peygamberimiz orada peygamber olmuş. Oraya o kavu, o şeye çıkın o dağa. O kavun içine, kayanın böyle bir kaya içine girin. Evet efendim. Ondan sonra söyleyince demiş ya öyle şey olur mu? Bu memleketin en zenginlerinden birisi benim. En akıllarını birisi benim. 400 kişiyi karnını doyuruyorum. Peygamber olacak varsa ben olmam lazım. Bu kim oluyor demiş ya. Babası yok, anası yok. Kuruşu yok. Evet. Nefsi böyle diyor. Evet bir gün tabii gittikçe peygamberimiz büyüyor. Çoğalıyor. Ebu Cehil
şeysinden kahrolacak. Efendimiz Allah'ın bütün buyruklarını uygulayan insan bir saniyesini boşa geçirmiyor. Neden? Nefes alsak, nefes almasak yaşayamayız. Aldığımız nefesi vermesek yine yaşayamayız. Değil mi? Her nefes nimet. Her nimetten hesap soracak. Her saniyemizin nimet olduğu için Allah hesap soracak. Boşa geçiremeyiz. O da tefekkür ediyor. Her anında Kabe'ye doğru gidiyormuş. Yani bizim gibi namaz kılarken caminin yazılarına bak ne güzel demiyor. Tefekkür, namaz kılmak kendini bütün benliğiyle vermek demek. Gerçeği bu. Evet, Efendimiz tefekkür ederken kendini tam vermiş. Ebu Cehil de orada görmüş, böyle gidiyor. Tam dalgın diyor. Tam dalgın olur mu lan? Kafasını, kalbini Allah'a bağlamış. Davul çalsan duymaz. Ha. Orada gençler var yakınında. Gençler diyor, şu adam diyor, bizim putlarımıza hakaret ediyor diyor. Aramızda Müslüman oldu diyor, kızlar diyor, anasını kavga ediyor. Oğlanlar babasını kavga ediyor, kardeş düşman oldu. Aramıza fit soktu bu. Gelin diyor şunu, dünyadan haberi yok diyor. Bir taş alın, bir kafasını vurun da diyor, kurtuluverelim şundan. Evet, gençler diyorlar ki, senin elin ayağın yok mu diyorlar, sen vur. Çünkü ayet var, وَاللّٰهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni insanlardan koruyacak Habibim. Gençleri hiç öldürelim der mi Allah? Senin alayan yok mu diyorlar, sen vur. Ulan korkak, şaşkın, kepaze, delikanlı olacaksınız bir daha diyor. 2 metre boyunda, 90 kilo Ebu Cehil. İnşallah cennete gidelim. Ben size göstereyim Ebu Cehil'i. Çünkü inne ashabel cenneti fî şûn fâkîn hümme ezvâcun fî zilânin alel erâiki müttekîn. Koltuklara yaslanacağız. İnşallah deyin ulan. Allahu Ekber ve lillahi l-hamd ya. Umudumuz yok mu ya? Sen gibicin Yahudi mi gidecek ya? Dünyayı ateşe bağlayan Yahudi mi gidecek cennete? Koltuklara oturacaklar. Oturacağız inşallah. Açılacak kapılar. Cehennemi göreceğiz. Ebu Cehil'i orada göreceğiz. 2 metre, 100 kilo. Güçlü adam yani. Kocaman bir taş bulmuş, kaya parçası. Peygamber'in yanına sokulmuş, kaldırmış elini bütün gücüyle. Onun kafasını vuracak, parçalayacak, öldürecek, kurtulacaklar. Ona vuracağı sırada, dişini sıkmış vuracağı sırada kendi kafasına vurdurmuş Allah. Canı çok yanmış. Bakın sözüne, bu bilimsel kayıtlarda var beyefendi, hikaye değil. Biliyorum peygambersin ama inanmayacağım diyor. Şu adamın zavallılığını görüyor musunuz? Elhamdülillah biz peygamberimizi görmedik. İnşallah görürüz. İnşallah. Evet. Ama elhamdülillah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Gözümle görüyor gibi onun peygamberliğini kabul ediyorum diyoruz değil mi? Elhamdülillah. Böyle diyor. Biliyorum peygambersin, inanmayacağım diyor. Evet, Kusto da bunu gördüğü halde Ahmet ismini almamış. Bilmiyorum. Müslüman olsa bilmiyorum yani. Ahmet olurdu herhalde değil mi? Müslümana da alırdı. Kusto hala. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Ne büyük şeref değil mi efendim? İşte kafir gerçeği görmüyor ya. Şu nizama bak. Şu insanlar rastgele olur mu ya bu? Gerçek bu olduğu halde gene de Yaradan'ı tanımıyor. Ateistim ben diyor. Her yerde hava atıyor. Evet, kafir örten demektir. Evet, gece karanlığının eşyayı örttüğü gibi küfür onu örter görmez. Evet, evet, peygamberimizin duası var. Allahum mağfir lil ehlil küfür. Lil ehlil küfür. Kafir ehlini Allah'ım affet. Kafire dua edilir mi lan? Asla. Ne demek? Öldüğümüz zaman toprağın içine gömülmüyor muyuz? Örtmüyor lan bizi. Kabirde yatanlara küfür ehli, ehlil küfür denir.
ehli kubur, ehli küfür. Örtmüyor lan bizi. Küfür örtmek değil mi? Örtülmüş adam. Kabirde yatanlara dua ediyor, müminlere dua ediyor. Kafirlere değil. İşte babama söyledikleri gibi, yo dur ellemen kocayı demiş. Ellemen, doğru söylüyor. Ben demiş, taneleri örtüyorum. Evet efendim. Kafir örten demek, gerçeği örter. Gözüyle görse de kabul etmez. Aksini söyler. Yok bu aldatıyor sizi der. Allah bizleri ümmeti Muhammed küfre düşürmesin inşallah. Evet efendim. Allah'ın nimetlerini, gerçekleri böyle örter göremez. Göremez. Evet. Evet şimdi buradan hareketle. Evet. Cemaatle namaz kılan bir adamı bayram namazı kıldı. Başka namaz kılmıyor. İnkar etmiyor. Ağzınla şunla bunla iş görmediniz. Namaz yok, abdest yok ve bayram namazına geldi. Cemaatle namaz kıldı. Bu adama kafir diyemezsiniz. Dinimizin kuralı bu. Bu adama kafir. Bunun yanlışlarını düzeltmek görevimiz. Emri marif yapmak görevimiz ama vay koca gavur vay diyemezsiniz. Asla. Çok önemli. Ama şimdi bu lafla çok ediliyor. Ne kafirsin sen? O ne kafirdir? Yok. Bu işin şakası yok. Böyle söylediği zaman da güldü mü? O gülen adam da kafir olur. Çünkü küfrü kabul etmiş oluyor. Gülmek doğru söylüyorsun demektir. Halbuki böyle diye kızması lazım. Ben Müslümanım diye. Elhamdülillah imanı olan böyle ben üniversite ders okuturken tabii hukuk zor. Gözler küçüldü. Biraz şöyle onları şey edeyim, dinlendireyim diye. Ön sırada bir kız oturuyor. Haç asmış buraya. Haç. Bildiğiniz istavroz. Jacqueline nasılsın dedim. Hocam dedi ben Müslümanım dedi. Jacqueline gavur adı değil mi? Ben Ayşe'yim dedi. E bu ne dedim? Süs dedi. Süs değil değil mi? Hristiyanların şeysi o. Alameti farikası. Bilmediği için asmış. Sakın astırmayın oğlunuza, kızınıza. Evet, bunda kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Türk Ceza Kanunu da vardır. Bak şakası bile kabul edilmiyor. Küfrün şakası olmaz. Buraya haç, istavrozu astı. Kim asıyor bunu? Hristiyanım diyenler asmıyor mu? Papaz asmıyor mu? Hristiyanlık alameti farikası markasıdır. Bunun bir markası var. Hristiyanların maskası da istavroz asmak. Sen Ayşe olsan dedim bunu asmasın. Bilmiyor bak. Bunlar çok yanlış şeyler. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Aman gözünüzü seveyim. Oğlunuza, kızınıza gavur işareti astırmayın. Asla. Bunu uyarın. Kız böyle ama bak mümin olduğu belli. Ben Müslümanım dedi. Ben niye dedim haç asıyorsun, göğsünü asmışsın. O süs dedi. Süs olur mu? Süs olur mu? Bunun şakası yok. Dinen böyle. Ben de sizi uyarıyorum. Evet. Kafir gerçeği örten adamdır. Bu konuda hassas olacağız. Şimdi bu kafir ebediyen mahrum, ebediyen cehennemlik, halidine fiha, ebediyen orada kalacaklar. Şu elektriği icat eden adam eğer Müslüman olmadıysa meşhur bak cami kürsüsünden ondan bahsediyorum, Edison'dan. Zengin oldu. Allah dünyada çalışanın hakkını yemiyor. Gavurlar çok çalışıyor. Zenginliği onlara veriyor. Evet. Planlı çalışıyorlar. Amerika'da, Avrupa'da böyle. Planlı çalışıyorlar. Biz onlardan daha zekiyiz. Ama Haziran imtihanına bir ay kala, 1 Mayıs'ta başlarız çalışmaya. Sınıfı geçeriz. Onlar 12 ay çalışıyor. Yıl boyunca 8 ay çalışıyor. Onun için en büyük hukukçu onlardan çıkıyor. En büyük tüccar onlardan çıkıyor. En büyük mucit onlardan çok çalışıyorlar. Allah çalışanın hakkını yemiyor. İstemese, sevmese de kanunu böyle. Onlar zengin, Müslümanlar fakir. Neden? Çalışmıyorlar, tembel. Evet efendim.
ahirette hiçbir nasipleri yok. Şöyle küfrüne gitmişse, evet şimdi onu söylüyor Peygamberimiz. El kafiru, Allah'ın varlığını, birliğini, Peygamberimizin peygamberliğini kabul etmemiş, şehadet kelimesini söylememiş olan kafir, gerçeği ötmüş olan kafir, evet, yulcimuhu el arku yevmel kıyame. Kıyamet gününde herkes toplanacak, herkes kabrinden çıkacak. Müslümanlar, müminler tozun toprağın içinden la ilahe illallah diyerek, tozları silkerek kalkacaklar diyor Peygamberimiz. Ve cehet kullu nefsin ma'ha sa'ikun ve şehid. Hapishaneden çıkanları mahkeme götürürken bir tane, iki tane gardiyan olmuyor mu? Aa, Allah da diyor ki önünde bir tane, arkasında bir tane melek, doğru mahşer meydanına götürürler. Müminler toz toprağını la ilahe illallah diyerek silkerler. Böyle topladığı zaman güneş bazen yaklaşır. O kadar çok terlerler ki insanlar, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet kopana kadar herkesin toplandığı bir yer orası. O kadar çok terlerler ki, ter, evet, ter çenyelerini falan, kulak yumuşaklarına uzanır. Burunları su, terin içinde kalır. Soluk alabilmek için kafalarını kaldırırlar. Kafaları kaldırırlar, bu defa boyunları ağrır, yine düşer boyunları. Nefes alamazlar gene. Evet, atı koşturduktan sonra terli, atı hemen bağlamazsın, sancı olur, hasta olur. Onun için ağzında gemi çıkarmazsın, bir yere bağlarsın ki o yorulduğu zaman böyle düşer, gemi acıtır, kaldırır. Boynu ağrı, düşer, böyle yapar, durur ya. Gemli hayvan gibi diyor Peygamberimiz. Kafirler böyle kafasını terin içine bir batırır, bir çıkarır böyle. Evet, orada o kafir kıyamet gününde terin içinde boğulur, boynu ağrır, nefes alamaz, terin içinden öyle yanar. Hep böyle değil. Bazen de zifiri karanlık, zifiri aydınlık yanında, bazen de inadına soğuk. Böyle müthiş bir işkence kafirlere. Der ki kıyamet günü ter kafiri kaplar, hatta yakule, şöyle söyler. Küfrü üzere gitmiş olan kafir, kafirlikten dönmemiş gitmiş kafir, evet, son anında imana gelmişse değil. Böyle bir fizik profesörüyle karşılaştım. Evet, İsviçre atom fiziği profesörü 76 yaşında Müslüman oldu. Olmuş, geldi Türkiye'ye. Ben de o mecliste ben de varım. O zaman da talebeyim. Sünnet ettirdi herifi 76 yaşında. Müslüman olunca sünnet olur. Evet, böyleyse o yeni doğmuş gibi tertemiz, daha güneşlemediyse doğru cennete. Müslüman olduysa. Böyle değil. Ha, böyle küfür içinde ölmüşse o kafir, o şey, müşrik, münafık, zındık, tabiatçı, yani küfürüze ölenler hep böyle der ki orada, daha oraya varmadan Allah'ı kabul ediyorlar. Her ölmek üzere olan adamın gözü açılır, gözünü bir yere diker. İşte o zaman her şeyi görüyor. Her şeyi görüyor. Herkes ona inanıyor. Ama Firavun da tam deniz kapanınca, Musa Aleyhisselam takip ederken sular boğulunca, inandım, Musa'nın Rabbi, Beni İsrail'in Rabbi, ben de inandım diyor. Allah diyor ki el ene, şimdi mi geçmiş ola? Geçti Nide'nin pazarı, süreçten geçti Borun pazarı, süreçten Nide'ye diyoruz ya biz. Zamanı geçti. Herkes o anda görüyor, gördükten inanıyor ama faydası yok. Şimdiden görmeden inanması lazım. Evet, şimdi o kafirin bu halini bana Allah nasip etti. Avukatlığım döneminde ta İzmir'den İstanbul'a çağırdı bir kafir.
baktım yanlış iş değil. Tamam, kabul ediyorum. Bir alacağıma 10 misli istedim. Tamam dedi. Pazarlık yaptıktan sonra kafir ölmeye yattı. Evet. İstanbul'da, Şişli'de. Ölürken bak, öleceği zaman her şeyi görür diyorum ya. Hadise ben inanıyorum. Hadis öyle. Bunu gözümle gösterdi Allah. Adam öyle çırpındı ki, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Gördü ya orada, gideceği cehennem ateşini gördü ya. Nasıl çırpındı, nasıl yırtındı, nasıl bağırdı. Evet, Peygamberimiz öyle söylüyor. Herkes son anda gideceği yeri görür ama o anda inansa da fayda vermez. Şimdi bu kafir böyle son anda inanmamış, küfrüne gitmiş olan kâfir, kıyamet gününde terin içinde öyle boğulur ki, der ki, ya Rabbi, erihni velev ilen nar. Şu ter içinde kalmaktan mahvoldum. Cehennem ateşini kurtar, beni oraya sok. Sanki cehennem ateşi oradan kolaymış gibi. O kadar o ter içinde oluşu, adamı o kadar şey edecek, rahatsız edecek. Diyecek ki, ya Rabbi, erihni velev ilen nar. Beni şu terden kurtar. Ateşe olsun vazın, cehenneme olsun vazın. Oraya gideyim, varayım. Ama şundan kurtar diyecekler. Allah Celle Celaluhu bizleri, ümmeti Muhammed'i mahşer sıkıntılarından korusun inşallah. İmandan, İslam'dan ayrılmasın. Müslümanlığımızın kıymetini bilelim. Onu söylemek istiyoruz. İşte bunlar Efendimiz bu şeye mi söyleyecek? Ya bunlar hep, biz bunlara inanıyoruz. İnanıyoruz da unutuyoruz. Yine gidip kumura oynuyoruz, içki içiyoruz, yalan söylüyoruz, gıybet ediyoruz, yanlış işler yapıyoruz. Evet, artık şimdi Recep ayındayız. Tevbe ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Kendimize gelelim. Boş vakitler bizi Allah'a yalvararak, istiğfar ederek, zikrederek, Kur'an okuyarak, evet, hayırlar ederek, borçlarımızı, namaz borçlarımızı, oruç borçlarımızı ödeyerek geçirelim de fırsatı ganimet bilelim. Aha böyle diyor bak, kafir o zaman öyle sıkılacak ki sanki cehennem ateşi ondan kolaymış gibi, beni diyor şu terden kurtar, cehenneme olsun gideyim der diyor güzel Peygamberimiz. Evet, Abdullah Mesud radıyallahu anh'tan. Evet, şimdi ondan evvel kabir azabı var muhterem kardeşim. Evet, şimdi bizi Bursa'ya gittik. Bursa'da güzel, çok büyük Evliyaullah var. Onlar gitmişken ziyaret edelim dedik. Evet, bir Evliyaullah'ın türbesine gittik. Televizyondan tanıdılar, hemen geldiler. Polisler falan filan, bir grup. Efendim dediler, adını söylemiyorum, falan ilahiyat profesörü televizyonda kabir azabı yoktur dedi. Dedim bir müftü çağırın dedim, küfretmek helaldir desin de şu adamı bir gayarlayayım dedim. Ula 1100 senedir bu millet kabir azabına inanırız biz değil mi? İlahiyat profesörüymüş, televizyonda böyle söylemiş, kabir azabı diye bir şey yoktur demiş. Küfrü hak etti ama küfür yok, yasak değil mi? Onun için küfür edemedim. Hay diyecektim, öbürsü gelmedi. Dedim güzel kardeşim, polisler, diğer okumuş insanlar, kabir azabı Kur'an'da ayette sabittir. Bu millet çürük iş yapmadı, Müslümanlığı seçti, Ehl-i Sünnet itikadını seçti. Ehl-i Sünnet itikadına göre de kabir azabı haktır, mahşer sıkıntısı haktır. İşte okuyoruz hadisleri bak. Bu adam dedim, keçileri kaçırmış. Aslını inkar ediyor. Kur'an-ı Kerim'de var efendim. Ben de size onu okuyorum efendim. Efendim, evet, şimdi Mü'min Suresi 46. ayet. Evet efendim. Orada Firavun'un öyle böyle diyor. En-naru yuraduna aleyha huduven ve aşiyye. Evet.
O gün sabah akşam biz onları ateşe arz ederiz. Evet. Daha şimdi şey yok. Cennette adam yok. Kabir cennet bahçesi. Orada safa sürüyorlar cennetlikler. Cehennemde adam yok. Cehennem ateş, cehennem çukuru, kabir cehennem çukuru. Evet, telkinde de duyuyorsunuz ya, hep tevbe istiğfar ederken hocalar söylüyor. Evet, işte bak. Edhilü âle, evet, tekûlü sa'atü, edhilü âle firavun eşedde akab. Bu mahşer hesap kitaptan sonra diyeceğiz ki edhilü âle firavun eşedde azab. Cehenneme sokun diyeceğiz. Ama üst tarafı ne? Biz şu anda daha kıyamet kopmadı. Kıyamet koptuğu gün, evet, kıyamet koptuğu gün biz firavunla ateşe sokun diyeceğiz. Üst tarafı ne? Her ateş, sabah akşam ateşi biz firavunu ateşe sokarız. Cehennemde değillerine göre şimdi nerede? Kabirde. Demek ki sabah akşam cehennem, şey, kabir ateşinde yanıyor. Kabir azabı var yani, işte ayet. İşte ayet bu. Mü'min suresi 46. ayet güzel kardeşim. Yani bizim inancımızda, imanımızda hiç şüpheli nokta yok. Asla yok. Uydurma yok. Ya ayete dayanıyor, ya ayetin emriyle peygamberin sözüne dayanıyor. Peygamberin sözüyle emredildiği şekilde ulemamız sabah haberin icmaına dayanıyor. Alimlerimizin içtihadına dayanıyor. Hiç uydurma bir şey yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Böyle yeni şeyler çoğalacak daha. Şimdi az ya. Daha kıyamete yakın daha çoğalacak. Bilginiz sağlam olsun. Yoksa böyle büyük adı olanlar kafamızı karıştıracak laflar edebilir. Kesinlikle kabir azabı var. O kabir azabından sonra da cehennemden evvel mahşer sıkıntıları var. Yani anlıyoruz ki güzel kardeşim, yalnız cehennem ateşi değil, cehennem ateşinden evvel de bunu anlatıyor ki kabir azabı var, mahşer sıkıntıları var, başka azaplar var. Onun için bunları bilerek inanıyoruz. Aman o ebedi alemi düşünerek yanlış adım atma, kendine çeki düzen ver, kendine gel. Şimdi tam Recep ayı işte, kendi gelme ayı. En şey olmasa günde 100 defa estağfurullah de. Peygamberimiz söylüyormuş günahsız olduğu halde. Niye söylüyor? Beni taklit etsinler, ona da söylesinler diye. Gelip giderken estağfurullah de, yolda giderken la ilahe illallah de, bunları söyle, elhamdülillah de, Allahu Ekber de. Efendimizin sözleri bunlar. Bunları çok söyleyin diyor. Bu esmi geçmiş günahlarımıza tövbe istiğfar edip hayırlar edelim, borçlarımızı ödeyelim. Evet efendim. El kebair, şimdi büyük günahlar dedik ve orada kaldık. Cenab-ı Hak cümlemize kamil iman versin. İmanın gerek